Hey selam ve Celeste tekrar hoş geldiniz. Öncelikle 2-3 gündür video gelmiyor. Biliyorum hatta bu video yüklenene kadar 4 gün bile olmuş olabilir. Bunun nedeniyle niye gelmiyor, kanalımı bıraktın, yeter falan filan diyenler olacaktır. Şimdi biliyorsunuz benim tek işim YouTube değil, diğer alışık olduğunuz kanalların aksine. Benim başka işlerim de var. İşlerim derken okul, başka da işim olacak. her şeyden çok ve hani şu anda yaz okuluna gidiyorum, biliyorsanız, bilmiyorsunuz, bilmiyorum, söylüyorum. Yaz okulu kısacası normal okuldan, okul döneminden 3 kat daha kısa, fakat 3-4 kat daha doğrusu, tam 3 kat değil, bir o kadar da fazla ders olan bir iyi arkadaş. Mesela örneğin ben matematikten kalkülüs alıyorum şu anda, kalkülüsün sonuncusunu ve o direkt haftada 16 saat dersim var. 16 veya 14 emin değilim, önemli değil, uzun lafın kısası çok çok dersim var. Ve bu da demek oluyor ki benim normal dönemde hani öğrenmek için çok uzun sürem olan bir dersi, sağ ol Hüsnü ayrıca, çok uzun sürem olan Hüsnü bir konuyu çok daha uğraşarak öğrenmem gerekiyor. Çünkü normalde bir aylık sürem varken konuyu kavramak için, şu anda bir haftalık sürem oluyor. Üzücü bir şey. Yani demeye çalıştığım şey şu: ben bir yandan da okulla uğraşıyorum ve okulda benim çok fazla boş zamanımı yiyecek bir olay olduğunda kanala ara vereceğim birkaç günlüğüne. Bu hani bir defalık olan bir şey değil, onu demeye çalışıyorum. İleride de olacak. Hani olacağını size haber veremez miydim? Muhtemelen verebilirdim. Vermemek benim hatam yani. O konuda bana kızabilirsiniz ve kızmanıza hiçbir şey demem kesinlikle. Ama hani bu 2-3 günlük aksaklık oldu şu anda ki ileride de olacak. Ne yazık ki. Bu konuda çok bir şey yapamam. Tek uğraşım YouTube olma durumu olmadığı sürece ve okulla uğraşmam gerektiği sürece böyle bir şeyler olabilir. Tekrar özür diliyorum, fakat hani bu sonuncusu da ilki de değil bu 2-3 günlük aksaklık. Hiçbir zaman çok uzun sürmez hani. 2 gün 3 gün maksimum, ama olacak. Demeye çalışıyorum. Her neyse. Celeste tekrar hoş geldiniz. Onun dışında size diyeceğim birkaç bir şey daha var. Bu arada İyi kötü bir yaka mikrofonu buldum gibi şu anda, ne kadar iyi bilmiyorum. Çünkü ucuz bir şey yani, dandik bir şey, daha doğrusu ucuzdan ziyade, açık konuşalım. Şu anda çok iyi bir süsünü lütfen ya. Ne oluyor sana bugün? Şu anda ne yazık ki benim direkt çok iyi bir şey alacak bütçem yok, ondan dolayı alamam, ama onunla bir deneyeceğiz, sizin ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum. O ne için? Yaka mikrofonu ne yapacaksın? Mikrofonu zaten yok mu? VR'la seri çekmek için. Çünkü şu anda mikrofonum sabit ve ağır. Yanımda taşıyamam, direkt imkansız. Ve yanımda taşımayı geçtim. Yanlış sırayla gittik orada. Yanımda taşımak dışında şey sorunu da var tabii ki. Direkt kablosu da kısa. Yani şu anda yumruk atmadan mikrofonuma video çekemem VR takılıyken kafama. O sorunu çözmek için... Düşündüğümden yavaş açılıyormuş kapı. Bir bana mikrofon gerekiyordu ekstra. Şimdilik bir şey buldum. Hani ses kalitesi daha kötü olabilir, ama en azından seri çekebiliriz. Yeni seriye başlamak istiyorum çünkü artık bu kanalda. Seri olarak ne var diyeceksiniz. Seri olarak şu var. Yakın zamanda, yani yarın yakın zamanda dediğim. Çünkü bugün buldum mikrofonu. Bulacağım. Evde bir yerde. Şu an kaybettim ama aldım yani. Eminim bulurum. Nereye koyduğumu. Çok zor. Konuşarak oynayamıyorum doğru düzgün. Ve yarın Super Hot VR serisi gelecek muhtemelen. Tamam. Ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum o. Ama genel olarak insanların en azından Beat Saber hoşuna gitti gibi geldi bana. Beat Saber'ı da daha fazla üstünde durabilirim eğer istiyorsanız tabii ki. Kafasına sekmiştim. Değmeseydim oluyordu ya. Burada takıldık. Yani durumlar öyle. Haberler böyle benden. Umarım sizi önümüzdeki 2-3 gün, daha doğrusu arkamızda kalan 2-3 gün çok fazla üzmemişimdir diyerek yolumuza devam edeceğiz. Değil mi? Kafasında sekmeye çalıştım. Orayı galiba bu arkadaşın kafasında sekmeden direkt yapamam, değil mi? Bana öyle geliyor en azından.
Belki aklıma gelmeyen bir tekniği vardır burayı yapmanın. Ya da direkt şöyle yapabilirim. O da bir seçenek. Evet. Ve bitirmek üzereyiz. Bu bölüm iki tane yapabiliriz galiba bundan sonrakinde. Bundan sonrakinde bu kadar zorlanacağımı sanmıyorum ama belli olmaz. Hiç belli olmaz. Tamam. Orayı nasıl yapacağız? Orayı nasıl yapacağız? Tamam. Biraz bekleyelim. Şimdi. Bitirmiştim ya. Hayır. Tamam. O kadar. Önemli değil. Önemli değil. Halledeceğiz. Bizde. Merak etmeyin bende. Şimdi buraya tutunuyoruz. Daha sonra şuraya tutunuyoruz. Acele edemedim yeterince. En azından hangi sırayla yapmam gerekeceğini çözdüm değil mi? Gerektiğini daha doğrusu. Ve buranın bir sayısı da bitti başarıyla. Hadi. Good karma. Sakinleştin mi üstüne? Beni sabote ediyor ya videomu. Yeter. Bıktım üstünden. Kötü kuş. Cici kuş falan değil, kötü kuş o. Ölümlerimize ölüm kattık. ve buranın bir sayısı. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bakalım. Hop. Haha. Buralarda biraz daha ups. Biraz daha dikkatli olmak lazım diyecektim ve ölüp duruyorum onun yerine. Tamam. Biraz daha temkinli ve önümüze bakarak gidebiliriz aslında. Tamam. Buradan havalı bir şekilde fırlama hareketiyle falan bir şey elde edebilecekmişim gibi durmuyor. Direkt dürüst bir şekilde geçeceğiz burayı. Hoppa. İlk deneme. Bazen konuşmuyorum çünkü çok dikkatimi vermem gerekiyor. Kusura bakmayın. Hayır. Bilmeden yukarı çapraza doğru fırladım oradaki baloncukta. İlk deneyişte geçmiştim bunda eğer doğru fırlasaydım. Burada bunu bölüm sonuna kadar götürmemiz gerekiyor geçebilmek için. Ondan dolayı bir bakıma hem onu kontrol ediyorsunuz bir yandan da onunla yarışıyorsunuz buradaki blokla. Haha! Kolay oyun. Tamam. Hoppa! Bence oraya kadar fırlarım ya. Ya da fırlayamam. Rüzgar çok sert. Tamam. Nasıl kaydırıyor rüzgar ya? Ayarlayamıyorum tam ne kadar atlayacağımı. Rüzgara alışmam birazcık zaman alacak. Hiç hareket edemiyorum ya. Tamam. Bizde. Hop. Burayı nasıl yapsak güzel olur burası sizce? Oranın tam ucunda durup direkt yukarı doğru çıkmam lazım yanılmıyorsam. Evet. Aynen öyle. Ve sonra bir kere daha fırlayacağım. Tamam. Bizde. Hop. 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 Hop.
Haha. Aa, diğer tarafa geçmem lazımdı. Evet, tamam. Yani buralar çok tepki verilebilecek bir şeyler değil. Denemeniz gerekiyor her şeyden çok bunları. Ve hani o zaman seni boş boşuna oyun öldürmüş oluyor diyeceksiniz. Adam da bunu bildiği için buraya bunu koymuş zaten. Bundan direkt bakabiliyorsunuz bölüme. Ne yapmam gerekiyor diye önceden planlamak istiyorsanız. Ama açıkçası hani oyun zaten öldüğünüz için sizi cezalandırmıyor direkt. Kaldığınız yerden anında devam ediyorsunuz. O yüzden bunu yapmayı bir insan niye istesin bilmiyorum önceden bakmak. Öl yani, ne olacak? Ölmek iyidir. Değil mi? Ve Spring'i kaçırdım. Burası biraz sıkıntı olacak çünkü o bizi zıplatan arkadaşa geldikten sonra hemen bunu geçmemiz lazım bizim. Bir şekilde direkt tamamen bundan daha ileride gidiyor olmamız lazım o noktada. Aynen bu şekilde. Aa, tamam. Sonradan geri sağa geçmemiz gerekiyor gibi hatırladım niyeyse. Gerekmiyormuş. Her şeyden çok kendi hatama öldüm ben orada. Gerekiyor ama. Orada dikene de yiyoruz. Doğru yaptım. Ama enerjim yetmedi. Enerjimi boş yere harcamamam lazım yani. Oradan anlayacağımız şey o. Erken geçtim. Olur öyle. B-Side'da ölümler beklendik bir şey biliyorsunuz. Bolca hem de. Bol 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 bol. Bol bol ölüm. Tabii ki biraz daha iyi oynuyor olsam ölümlerin sayısını azaltabiliriz ama kötüyüm. Size bir ipucu. Ah. Tamam. Aa, yetişmedi oraya. Küçük zıplama yaptım çünkü. Evet, yine küçük zıplama. Şimdi duvara tınarak zıplarsanız az zıplıyor. Tutunmadan zıplarsanız çok zıplıyor karakter. Burada hızlı bir şekilde duvara tutunup tutunmama zıplama arasında değiştirmemiz gerekiyor. Yapmıştım. Yapamadım sanıp vazgeçtim, sonra düştüm, yapmışım ya. O her şeyden çok insanı zorlayan şey. Hızlıca tuşa basıp çekmek zamanında. Evet, sonunda yapabildim ama. Tamam. Ve direkt olarak ölüme atlamak. O sağdaki platforma gitsem daha iyi olacak gibi, onlara gitmekten ziyade. Sonra bununla uğraşacağız. Direkt yukarı gidecektim. Rüzgara hesaba katmıyorum hiç. Direkt yukarı gidersem ona değebilirim ama biraz daha dikkatli tabii ki. Çapraz buradan, sonra direkt yukarı. Rüzgar çok fazla sağa doğru fırlatıyor. Artık öğren şunu. Ne yapmam gerektiğini biliyorum kendi kafamda ama yapmıyorum. Çok gıcık eden bir şey insanı. Ve direkt dikenlere de kafa atarız tabii ki. Her gün. Sağa gitmek istemiştim. Klasik. Benim her zamanki istediğim yöne gidemiyorum bahanem, değil mi? Alışık olduğumuz bir klasik. Tamam. Oldu. Yaşıyoruz hala. Yaptığım yanlışlar çok kabul edilemeyecek şeyler. Aa, oradan da sola tutunacaktım ya. Tamam. Tamam, tamam. Ben de. Ben de, sıkıntı değil, ben de. Buradan ayağım kayıyor. Ayağım kayıyor. Bu platformlardan ucu ucuna yetişmedik. İşte bu defa oraya tutunmama gerek yok ki. Niye ona uğraşıyorum ki ben? Bir dakika. Gerek yok değil mi? Biraz önce direkt yetiştik normal bir şekilde. Ben yanlış görmedim. Evet. Niye ben kendim için işi zorlaştırıyorum ki? Yani. Her şeyden çok benim hatam. Burada gizli yer yok mu? Çok gizli yer var gibiydi. Hop. Aa,
Tamam, enerjimiz bitmiş. Daha tutunabiliyorum sanıyorum. Fark etmedim enerjimin bittiğini. Tüh. Ve yanlış tarafa doğru fırladık. Evet. Enerji sorun. Aşağı çapraza gitmeye çalışmıştım fakat klasik seriyi oynarken bin kere söylediğim şu joystick'i tam düzgün algılamama olayı oyunun. Onu keşke oynayan herkes istediği gibi ayarlayabilse. Joystick'i ne kadar çevirince düz, ne kadar çevirince çapraz sayacağını oyunun. Oyun o zaman benim için gerçekten mükemmel bir şeye dönüşür. Ve rüzgar durur ama bizim yaşantımız da durur onunla beraber. Üstteyken gidelim şuraya. Direkt böylesi daha kolay değil mi? Galiba daha kolay. Aa, önce üstten ona çıkacağız, ondan sonra diğerine çıkacağız. Tamam. Hızlı bir şekilde gidersem aslında olur ya yer. Bu hızlı gitmenin yolu değil. Bu hızlı gitmenin yolu. Tamam. Hop. 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 Ve de hop. Yanlış yapıyorum ya ben. Kesinlikle yanlış yapıyorum. Orayı yanlış düşünüyorum ben. Orayı yanlış düşünüyorum. Ama o zaman nasıl düşünmem lazım? Bir dakika. En kolay yerde ölüyorum ya. Öf. Burayı nasıl yapacağım şimdi? Orayı nasıl yapacağız ya? Hani olay şu noktada yapamamam değil. Nasıl yapacağımı bilmiyorum direkt. Ne yapacağım? Ne yapacağımı bilip yapamıyor olsam hani yapmam sadece zaman meselesi her şeyden çok. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum o noktaya geldikten sonra gelince. En ufak bir fikrim yok. Orayı hangi sırayla yapacağız? Nasıl mümkün olabilir o tarafa geçmemiz? En ufacık bir fikrim yok şu an. Nasıl bir şey yapabilirim ki? Orada da değiyorum ama. Oraya değmeden yanında durabiliyor muyum? Bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl geçmiştim ben burayı ya? Çok uzun zaman oldu. Hatırlamıyorum da. Hiçbir fikrim yok. Ha, direkt yetişiyormuş oradan deşimiz. Peki. Düşündüğümden daha az tatmin edici bir çözüm oldu ama. Her neyse. Ha! Öf ya. Bunları tam bir duvar şeklinde çalıştırabilirsek iyi olacak gibi gözüküyor her şeyden çok. Çünkü duvar şeklinde kullanmamızı istiyor ileride oyun bunları. Tırmanacağımız yani. Hepsinin aynı sırayla çalışması lazım derken duvara en uzak şeyi yaptım. Şimdi bunun üstüne nasıl çıkacağım ben? Çıkamayacağım çünkü düz değiller. Ayrıca bir tane daha Beat Saber şeyi yüklersem onu o videoda da söyleyeceğim. Şöyle bir şey var. Hani insanlar niyeyse Beat Saber'da rap önermiş. Şimdi hani benim için özellikle bir müzik oyununda en azından dinlediğim müzikten çok çok nefret etmemem çok önemli. Çünkü müzik oyununda eğer dinlediğiniz müzikten nefret ediyorsanız oyundan keyif almıyorsunuz. İğrenç geliyor oynaması. Ki hani benim dinlemeye katlanamadığım tek müzik çeşidi rap'tir. Dinlemeye katlanamam yani. Sevmeyi bırakın dinleyemiyorum. Acı çekiyorum dinlerken rap türü müzikleri ki burada rap türü müzik dinleyen insanlara amacım hakaret veya benzeri bir şey değil. Herkes sevdiği şeyi sever ve istediğiniz şeyi sevmekte özgürsünüz. Kimse de size bir şey diyemez. Fakat bana da bir şey diyemezsiniz o mantıkla ve sevmiyorum, nefret ediyorum.
çok fazla kişi Eminem falan önermiş o klasik şey şarkısını ve hani iyi güzel de şey var hani anladığım kadarıyla insanlar her şeyden çok rap sevdiğinden dolayı değil, orada çok hızlı şarkı söylediği için haritanın çok çok zor olacağını düşündüğünden dolayı öneriyorlar. En azından benim anladığım kadar o. Ki çoğu ritim oyununda şarkı hızlanınca zorluk da artar genelde. Kısmen doğru çoğunda ama Beat Saber'da öyle değil. Hani şarkı yavaş olduğu halde o kadar zorlandığım ve çalamadığım şeyler var ki. Şarkı hızlanınca otomatik olarak zorlaşmıyor ve rap olduğu için zaten çalmayacağım. Ne kadar mükemmel bir harita olursa olsun. Yani onu söylemek istedim. Sizden şarkı önerisi isteyeceğim çünkü bir dahaki sefere. İç istediğiniz bir şeyler varsa diye yayında oynarken yayında oynayacağız onu. Ve olmayacak şey. Rap. Onu demeye çalışıyorum şu anda. Ana fikrimiz o. Tamam. Ow. Buranın ne olduğunu biraz öğrenmem lazım. Yavaş yavaş bölüm bitirelim ya da ya. Ah! Ah tamam. Yanlış yaptım. Birkaç deneme sonra bölüm bitirelim. Genel olarak hani her bölüm bir tane B-side geçiyoruz. Bir tane B-side'in yarısında başladık bu bölüme ve bu kadar şey sağ geçmem gerekiyor noktada. Ve ikincisinin sonuna doğru bitirdik. Yeterince ilerledik yani bir bakıma. Aa geçirdim sanmıştım onu ya. Hayır, hayır, hayır. Geçmiştim. Hayır. Tamam bir deneme daha, bir deneme daha, bir deneme daha. Bu olmadan geçebiliyor muydum ya? Niye? O kadar da emindim ki oradan geçeceğine. Anlamıyorum nasıl geçeceğini tam olarak şu anda. Tam anlaşılmıyor gibi geliyor. Kurtarmıyor bir türlü. İyice çöp olmaya başlıyorum yani. Bölümü bitirme vaktimiz yakındır demek oluyor bu da. Bu kısmı geçmek istiyordum bölüm bitirmeden ya. Artık bu defa da geçmezse. Ha bu defa da ben geçemedim. Neyse tamam. Burada kapatıyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bir dahaki bölüm ve Celeste'in B-side'larını da bitireceğiz seride zaten. Tamam. Yarın yeni VR serisi geliyor. İşte Super Hot VR dedim zaten. O hoşunuza gidebilir. Onun dışında Bloodborne devam edecek mi etmeyecek mi hala bilmiyorum. Bu videoda yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Ve onun da dışında hiçbir şey yok. Tekrar teşekkürler destek olduğunuz için ve kendinize iyi bakın. Bye bye.